Denizciğim, korkmuyorsun değil mi bir tane? Eminim basit bir karın ağrısıdır. İğne bile olmana gerek kalmayacak, bak göreceksin. Hem üzülme, bak kemanını yanıma aldım. Buradan çıkınca kursuna gidebileceğiz. Dersini kaçırmayacaksın yani. Nükhet Hanım. Deniz'in karnındaki ağrının kaynağını saptadık. Ciddi bir şey değildir inşallah. Bugün iki önemli kursu var. İnce bağırsak bölgesinde bezoar olarak adlandırılan yabancı madde liflerinin kümeleşip sertleşmesiyle oluşan bir kitleden şüpheleniyoruz. Mide ve bağırsak hareketlerini arttırarak çıkartılabilecek boyutta değil. Fazla miktarda yabancı madde yutmuş. Yabancı madde mi? Nasıl yani? Denizciğim, ne yuttuğunu söyleyebilir misin? Bir şey yutmadım. Korkma, kötü bir şey yok. Sadece ne olduğunu söylersen tedavin daha kolay olur. Hiçbir şey yemedim ben. Deniz, ne halt yediysen çabuk söyle. Nükhet Hanım, sakin ol. Bak, ağrın yüzünden dün tenis dersine gitmedin. Bugün keman ve piyanoya gitmiyorsun. Böyle gidersen yarınki yüzme dersini de kaçıracaksın. Onun için ne yediğini çabuk söyle de doktor bey tedaviye başlasın. Karnım çok ağrıyor. Deniz! Nükhet Hanım, kızınıza bağırmanın bir yardımı olmaz. Zaten yuttuğu her neyse onu ameliyata almak zorundayız. Ameliyat mı? Evet. Yani hastaneden hemen çıkamayacağız öyle mi? Eğer derslerinden kaçmak için bir şey yaptıysan faydası yok küçük hanım. Buradan çıkar çıkmaz çalışmaya devam edeceksin. Arayı kapatmak için daha sıkı çalışacaksın, haberin olsun. Ne? Hasan Hayla ile evlenmiş mi? Bu bir şaka herhalde. Kötü bir şaka. Keşke en başında kızı hastaneden gönderseydin. Arandı arandı ve sonunda Hasan'ın başını yaktı. En saf onu buldu. Ela nasıl? Nasıl olabilir ki? Şokta. Nerede yaşayacaklar? Herhalde onu Ela'nın evine sokmaya çalışacak kadar çıldırmamıştır değil mi? Onunla evlenecek kadar çıldırmışsa bunu da yapabilir. Buna kesinlikle izin vermem. Levent. 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 Neyimiz var? Zamanında gelseydin bilirdim. Benimle uğraşma çaylak. Sen gelirken ben dönüyordum. Levent, Levent sakin ol. O kız Ela'nın evine giremez. Bunu yapmasına izin verme. Anladım ama sakin ol lütfen. Levent Bey, Suat Bey. Günaydın. Günaydın Hasan. Ben de size geliyordum. Size söylemek istediğim bir şey vardı. Ben evlendim. Öyleymiş, aileyle. Tebrikler Hasan. Ben özellikle size söylemek istedim çünkü... Biliyorum geçmişte aileyle ilgili yanlış anlaşılmalar yaşandı. Ama bunların atlatıldığını da biliyorum. Peki nerede yaşayacaksınız Hasan? Şimdilik annemlere yerleşeceğiz. Sonra bakacağız. Ne diyebilirim ki Hasan? İnşallah mutlu olursunuz. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. İyi. En azından Ela'nın evine götürmeyecek. Hasan ne kadar saf ya. Çocuk resmen. Gerçekten bir çocuk ve nasıl bir belaya bulaştığının farkında değil. Nesi varmış? İş yerinden apar topar çıkıp geldim. Bir şey yemiş ama ne olduğunu söylemiyor. Her ne yemişse müsil ilacıyla çıkarılamıyormuş. Ameliyatla alacaklar. Deniz, ne yedin kızım? Hiç. Derslerinden kaçmak için yaptı Serdar. Bu yüzden ameliyattan sonra büyük bir ceza alacak. Kızım öyle mi? Derslerinden kaçmak için mi yaptı? Ben bir şey yapmadım. Karnım ağrıyor. O yüzden ders çalışamıyorum. Ha işte, anlaşıldı. Dersten kaçmak için kendini zorla hasta etmiş. Nükhet sus bir saniye. Çocuk terliyor, ter içinde kalmış. Deniz'i bir saat içinde ameliyata alacağız. Doktor bey, Deniz çok terliyor. Stresten olabilir. Biraz baskı altında. Götürelim. Gel bakalım.
kesim işlemini bitirdik. Clamp. Bekle Leyla. Bekle. Bu bir. Silikonları atmayın, hastaya verilecek. Saklamak istiyormuş. Aa, ne acayip insanlar var. Gazetede okumuştum. Porno oyuncuları eski silikonlarını internette satıyorlarmış. Hem de acayip paralar. Yani bu kızdan daha acayipleri de varmış. Bu sohbetinizi internet forumlarına saklayın. Bu hastanın isteği. Sizi ilgilendirmez. Bu da ikincisi. Tampon alayım. Az önce kadına dövecekmiş gibi bakmanın bir açıklaması var mı? Var. Kızını yarış atı sanıyor. Ağzıma bir şey oldu. Nasıl bir şey oldu kızım? İğneler var. Dilime iğne batıyor baba. Parmaklarımdan da bir şey çıkıyor. Hiç kendini acındırmaya çalışma Deniz. Cezadan kurtuluşun yok. Merhabalar efendim. Ben Doktor Fikret. Kızınızın ameliyatını ben yapacağım. Bugün hava güneşlidir. 3 Hasan sayıdır. Duygu 21 yaşındadır. Duygu 21 yaşında değildir dersek bu olumsuz önermeyi örnektir. Mantık mı çalışıyorsun? Aferin sana. Mantık dersi lise 1'de başlar. Deniz daha ortaokulda değil mi? OKS hazırlık kursuna erken başladı. Şimdiden lise derslerini biliyor. Hadi bakalım. Buyurun Burçin Hanım. Olga'nın silikonları. Bir delinin hatıraları. Memeleri bozulmadı değil mi? Acayip morali bozulur yoksa. Evet. Yani hayır. Başarılı bir ameliyat oldu. İyi. Sizden memnun kalırsak müşteriye ve paraya doyarsınız. Çünkü bizde deli çok. İzbandut gibi iki adam vardı. Silikonları onlara verip bir yere yolladı. Ne yapsın isterdin? Kolunun altında mı dolaştırsın? Ya ne bileyim, adamlar çok garipti. Estetik işinde Ela. Normal insan arama. Ve hastaların hayatına burnunu sokma. Sokmam. Zaten kimsenin hayatına burnumu sokmam bundan sonra. Neyin var senin? Hasan. Ayla ile evlendi. Hadi canım. Hasan gerizekalı mı? Bilmiyorum. Olabilir. Şuradaki küçük beyaz çizgiyi gördünüz mü? Şimdi inen kolonun yan kısmından diseksiyona başlayacağız. Evet, batın kompres ve hemostat lütfen.
Çocuk çok garip konuşuyordu. Görmediniz mi demin? Çocuk şimdiden lise dersleri alıyormuş. Bunu alması normal. Ya tek sebep bu değilse? Psikoterapiye ihtiyacı olabilir. Ameliyattan sonra yanından ayrılmayın ve düzgün bir dille ailesine bunu önerin. Önce anneyi terapiye alırlarsa belki bir faydası olur. Çocuğunun başarılı olmasını isteyen bir anne. Ben bunda bir sorun göremiyorum. Evet, bakalım bu küçük hanım derslerden kaçmak için ne yemiş? Bu da ne böyle? İyi ki test kitaplarını yanıma almışım. Yarın sabah test çözmeye devam edebilir. Aa, bunlar da ne böyle? Bu kitaba ne olmuş? Ne olmuş? Aa, sayfaları koparılmış. Yarıymış kitap. Ay, inanamıyorum. Kitabı ne hale getirmiş? Nükhet, o küçük bir kız. Fazla üstüne gidiyorsun. Ben onun yaşındayken bu kurslardan sadece birine gidebilmek için canımı verirdim. Yine de çok zorluyorsun. Bunaldı çocuk. Şimdi suçlu ben mi oldum? Ona parlak bir gelecek hazırlayabilmek için kendimi paralıyorum Serdar. Kendinden çok kızımızı paralıyorsun Nükhet. Biraz nefes aldır çocuğa. Artık ortalama insanların hiçbir alanda yükselme şansı yok Serdar. İyi bir hayatı olsun istiyorsan her şeyin en iyisi olmak zorunda. Davuş kez kajeşte o tebiye, visiyo, haraşo, paydiyo. I'm okay. We go now. Hayır hayır. Aslı henüz taburcu olmaya hazır değil. Bu gece burada kalmalı. Evet ama gitmemiz lazım. Yarın Moskova'ya uçacak. Fakat henüz bünyesi bu yolculuğu yapmaya müsait değil. Lütfen bunu söyleyin ona. Чтобы ты была плохо будь спокойно. Go, I'm okay. Arslan Bey, kadın size nasıl bakıyor görmediniz mi? Yakında eğleneceğini bilmesem kıskanıyorsun derdim. Rahatsız etmiyorum ya. Hayır. Ela da Samolga'ya daha sonra değiştirmesi için pansuman seti vermeye gidiyordu. Hı? Çok şeker kız. Her asistan gibi baş belası ama onu severim. Ne de olsa sağ kolum. Biliyor musun? Resminden daha yakışıklısın. Teşekkür ederim. Senin kadar güzel biri söyleyince daha da anlamlı oluyor. İltifat olsun diye söylemedim. Bir dergide resmini görmüştüm. Çirkin bir resimdi. Halbuki bayağı yakışıklıymışsın. Suretler gerçeğiyle boy ölçüşemez. Seninle kahvaltı etmeyi çok isterim. O halde akşam yemeğinden başlayalım. Çok yakında çok güzel bir bar var. Anestezi. Biliyorum. İnşallah hızlı yiyebiliyorsundur. Çünkü tatlıya geçmek için sabırsız sanıyorum.
Deniz'in ameliyatı bitti. Onu görebilir miyiz? Şu anda yoğun bakımda. Odasına alındığı zaman ziyaret edebilirsiniz. Ve yediği şeyin kağıt olduğu anlaşıldı. Kağıt mı? Evet. Çok fazla miktarda kağıt. Kitaplar. Kitaplarındaki bütün test sayfaları koparılmıştı. Onları yemiş demek ki. Aklı sıra derslerden kaçacak. Öldüreceğim ben onu. Nükhet Hanım, bu konuyla ilgili psikiyatri servisinden yardım almanızı öneriyoruz. Onun bir şeyi yok. Sadece şımarıklık yapıyor. Alo. Ne durumda? Bir sorun yok. Yolladım silikonları. Aferin. Ötekiyle durum ne? Çantada keklik. Yarına hazır olsun. Yolcular geliyor. Tamam abi. Sen merak etme. Deniz. Deniz, tamam canım, tamam canım, tamam canım. Kıpırdama. Ameliyattan yeni çıktın. Yatman lazım. Ne oldu? Sayıklıyor. Kaça bölecektim öğretmenim? Bu sayıyı kaça bölecektim? Deniz. Deniz, iyi misin kızım? Size dışarıda beklemenizi söylemiştim. Yoğun bakıma giremezsiniz. Yediğin altın ortaya çıkmayacağını mı sandın Deniz? Hanımefendi. Herkesi aptal mı sanıyorsun sen? Testleri yediğini anlamayacağımızı mı sandın? Nüke, sus artık. Pi sayısı kaçtı öğretmenim? Pi'yi unuttum. Dışarı çıkar mısınız? Ona zarar veriyorsunuz. Şu anda dinlenmesi gerekiyor. Azarlanması değil. Lütfen çıkın. Söz bir daha yanlış notaya basmayacağım öğretmenim. Basmayacağım. Merhaba. Nüket Hanım, Serdar Bey. Kızınızın civa zehirlenmesi yaşadığını saptadık. Zehirlenme mi? Nasıl yani? Çıkartmadınız mı midesinden kağıtları? Biz çıkarttık. Ancak fazla miktarda kağıt yediği için kağıttaki civa kızınızı zehirlemiş. Ne olacak şimdi? Kötü bir şey olmayacak değil mi? Yani iyileşebilecek değil mi? Evet. Deniz'e civanın birkaç gün içinde emilmesini sağlayacak British Antilokosit adında bir işlem uygulanacak. Peki kaç gün hastanede kalması lazım? Zaten her şeyden geri kaldı. Nüket, yeter. Kızımız sağlığını yitirdi, farkında mısın? Elbette farkındayım Serdar. Ben de senin gibi onu korumaya çalışıyorum. Nüket Hanım. Ben ilkokuldayken çalışmaya başladım. Derslerden sonra su ve limonata sattım. O zamandan beri hem okudum hem çalıştım. Özür dilerim ama bunu bize neden anlatıyorsunuz? Ailem ders kitaplarını alamıyordu ve okumak istiyorsam çalışmaya mecburdum. Bütün okul hayatım boyunca ailesi kitap alabilecek kadar parası olan bütün çocuklara özendim. Oyun oynamaya, sokakta koşmaya, aylaklık etmeye vakit bulamadığım için hep onları kıskandım. Doktor Bey, sorunlarınızı bize önerdiğiniz psikiyatrisi anlatsanız çok daha iyi olacak. Siz kızınıza kitap alabiliyorsunuz. Yediği kitapların yerine yenisini de alabilirsiniz. Ama ona geçip giden çocukluğunu alamazsınız. Kızınızın çocuk olmasına izin verin Nüket Hanım. Buna ihtiyacı var. Şefi görmek için mi bekliyorsun? Evet, sen? Yarışta kalmak istiyorum Levent. Bunu yıllarca istedin. Vazgeçmen doğru olmazdı. En iyi olan kazansın. Bensiz parti ha? Hayırdır? Şefi görmeye geldim. Ne için? Başhekimlik için tabii. Bunun dışında kalacağımı mı düşündünüz? Olur mu hiç? Tabii. Asıl yarış ikimiz arasında olacak. Senin hiç şansın kalmadı.
Buna sen karar veremezsin. Başhekimlik yarışı başlamış bile ha? Merhaba hocam. Hocam merhaba. Merhabalar. Hoş geldin Selim Bey. Bir dakika, bir dakika. Teker teker gelin. Sen söyle Jülide. Ne oluyor burada? Hepsi şef olmak istiyor Haldun Bey. Ve bilginiz olsun diye söylüyorum. Ben de istiyorum. Ne? Ne? Bu yarışın sadece erkekler arasında olacağını mı düşünmüştünüz? Kadın başhekim ha? Hastaneyi batırmak mı istiyorsun? Kadınlarla sorununuz ne Arslan Bey? Anneniz sizi yeterince sevmedi mi? Yönetim kurulu toplantısına gittim. Ve onlara emekli olacağımı söyledim. Birazdan bir ameliyata girip akşama da karımı görmeye gideceğim. Yani siz mahvedene kadar ben harika bir gün geçiriyordum. Siz akbabalar kemiklerimi ele geçirmeye çalışırken nasıl mutlu bir şekilde emekli olabilirim ki? Hocam emekli mi oluyorsunuz? 21'ini buldukları zaman. Kemiklerimi paylaşmanız için biraz sabretmenizi rica edeceğim. Annem kitaplarımı yediğimi öğrendi mi? Evet, öğrendi. Çok kızdı mı? Deniz. Nasılsın kızım? Deniz. Az önce babanla ne konuştuk biliyor musun? Kursların seni çok yorduğunu. Bazılarını iptal etmek isteyebilirsin diye düşündük. Hangilerini? Hangilerini sevmiyorsun? Piyano kursunu, keman kursunu, seramik kursunu. Peki. Baleyi. Ama... Peki, tamam. Ama onlara gitmezsem yüzmeye de gidemem değil mi? Öyle demiştin. Onu motive etmeye çalışıyordum. Yüzmeye gidebilirsin kızım. Bunun için diğerlerine gitmen şart değil. Yaşasın. Ama testlerini yemek yok. Her gün test çözmeye devam edeceksin, tamam mı? O zaman sen de bazen eve arkadaşlarımın gelmesine izin vereceksin. Anlaştık, tamam. Teşekkür ederim. Canım. Canım. Kahretsin. İzninizle. Bir tanecik kızım benim. Kendimi suçluyorum. Hasan'ı babasının hastalığı mahvetti ve ben hiçbir şey yapmadım. Ben de. Onu yalnız bıraktım. Ama bana çok kızgındı ve yaklaşmama izin vermiyordu. Ne yapayım? Ben de annemin derdine düşmüştüm. Yine de yanında olmalı, daha fazla ilgilenmeliydik. Aile onu hep yalnız yakaladı ve boşluğu dolduruverdi. Sadece ilgi ve sevgi göstermek yetti işte. Dün olanlardan sonra ortam çok garip olacak. Alo. Günaydın Arslan. Günaydın. Tatlım, sana bahsettiğim yolcular birazdan burada olacaklar. Bir saat içinde gelebilir misin? Ne saçmalıyorsun Burçin? Teklifine hayır demiştim. Tatlım rahat ol lütfen. Çok temiz bir iş bu. Sence ben yaş tahtaya basacak bir kadına benziyor muyum? Nereye bastın umurumda değil. Ben bu işte yokum. Bir daha bu konuyla ilgili beni arama. Hangi konuyla ilgili aramamı istersin? Burçin, çekici bir kadınsın.
Ha, mafya olman da sana ayrı bir karizma katıyor. Ama seninle hiç işim olmaz. Hiçbir anlamda. Beni aramanı istemiyorum. Konu ne olursa olsun. İçeri giriyorlar. Tamamdır. Saime Bacıoğlu, 53 yaşında. Efor sonrası gelişen anjina ve bayılma ifadesiyle acil servise getirildi. Durumu ne? Durun durun. Karıma sen mi bakacaksın? Evet. Olmaz doktor bey. Beyefendi izin verin. Suat Bey kardiyovasküler cerrahi uzmanımız. Buyurun Suat Bey. Yok olmaz. Namahremdir. Dur doktor bey. Ne? Devam edelim. EKG'sinde V3 V4'te ST segment yükselmesi saptadık. Doktor bey çekil. Beyefendi siz çekilin. Karınız ölebilir. O Allah'ın takdiri. Beyefendi. Tamam. Tamam Suat Bey. Şu anda hastanın durumu çok acil ve bunu tartışacak vaktimiz yok. Ben size anlatayım Suat Bey. Şöyle buyurun lütfen. Lütfen. Kalbini ön duvara etkilenmiş gibi duruyor. Sol ön inen koroner arter tıkanıklığı galiba. Hemen CK, CKM1 ve troponin düzeyleri gönderilsin. Defi hazır bulundurun. Siz gelmeden önce kanları göndermiştik Suat Bey. Kalbin yükünü azaltmak için beta bloker infüzyonu başlayalım. Trombolitik tedavisi de yapıldı. Tamam. Durumu nasıl? Evet tamam. Kalp ritmi normale dönüyor. Şu anda durumu kontrol altına alındı. Kapsamlı bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Hastayı hemen anji odasına alın. Peki hocam. Balon anjiyoplasti gerekebilir. Doktor hanım yapacak değil mi? Karınızın kalp sorunu var. Ve kalp konusunda uzman olan benim. Benim bakmam gerekiyor. O zaman başka hastaneye gidelim. Ben doktorum beyefendi. İnsan hayatı kurtarmak için yemin ettim. Karınıza ne yapacağımı sanıyorsunuz? Yok estağfurullah ama inancımıza ters. Şimdi siz... Bir saniye. Abdullah Bey bize biraz izin verir misiniz rica etsem? Suat Bey. Haldun Bey'le konuşsak iyi olacak. Evet. Elif Hanım, kardiyoloji uzmanımız. Eşinizle o ilgilenecek. Allah razı olsun doktor hanım. Gidelim. Fikret. Ben de seni arıyordum. Hasan geldi. Eli aortalarda yok. Benim mi onun peşinden koşmam gerekiyor, onun mu benim? Kusura bakmayın Aslan Bey. Benim hatam. Ela izin aldı. Size Murat'ı yollayacaktım. Memnun kalacağınıza eminim. Bayılana kadar çalışabilme özelliği var. Fırla. 3007'deki hastayı blefaroplasti için hazırlayacaksın. Anlaşıldı hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.